Affedersin. 2 dakikan var mı? Senin için her zaman var. Ev için teşekkür ederim. Karar değiştirmiş ev sahibi. Geldi, çıkmanıza gerek yok, kalabilirsiniz dedi. Nasıl yaptım bilmiyorum ama işe yaramış. Çok sağ ol. Ben bir şey yapmadım Necde. Kızmayacağım, merak etme. Yok, gerçekten bir şey yapmadım. Bu işin benimle bir alakası yok. Sen yapmadıysan kim yaptı? Tamam. Anladım ben. Sen nasılsın? Ben de mi? İyi, süper. Selamlar. Aa, iyidir. Ben de anladım. Merak etme. Ben senden yardım istedim mi? Neden gidip ev sahibiyle konuştun? Konuşmadım deme, biliyorum konuştuğunu. Çok güzel gözüküyorsun. Yani normalde de çok güzelsin ama şimdi daha bir güzel olmuşsun. Konuyu değiştirme, tamam. Konuyu değiştirmiyorum. İltifatın için teşekkür ederim. İltifat etmedim. Neyse, konumuza dönelim biz. Dicle, sen çok güzel olduğunu biliyor musun? Ne alakası var şimdi? Yoksa daha önce sana kimse söylemedi mi bunu? Niye yapıyorsun bunu? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sen neden senin hakkında güzel bir şey söylendiği zaman kale almıyorsun? Duymuyorsun. Aslında duyuyorsun ama duymazdan geliyorsun. Neden yapıyorsun? Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum şu an ben sana. Dicle, sen çok güzel bir kızsın. Çok teşekkür ederim ama ben böyle şeylerden etkilenmiyorum, tamam mı? Ben de etkilendiği söylemedim zaten. Her neyse işte, başkalarının hoşuna gidebilir. Başka kızlar beğenebilir ama ben değil. Dicle. Efendim? Yarın akşam ne yapıyorsun? Neyse, ben sonra Barış'ın yanına gittim teşekkür etmek için. Ne yaptıysan işte çok sağ ol falan dedim. Bu böyle bir yüzüme benim baktı. Ben yapmadım dedi. Ha, anladım. Yaptım ama yapmadım. Aferin bak. Kahraman pozları kesmiyor. Hayır, öyle değil. Gerçekten o yapmamış. Nasıl yani? Kim konuştu Mustafa amcayla? Hı? İşte Emir. Şaka yapıyorsun. Hiçbir şekilde kabul etmiyor bu arada. Konuşmaya çalıştım. Konuyu bir şekilde başka yere çekiyor. Ne gibi bir yere çekiyor? Ya işte çok güzel görünüyorsun. Yok bilmem ne falan dedi. Allah Allah. Neyse, ben bir türlü konuşturamadım işte çocuğu. Ama biliyorum onun yaptığını. Zaten ben yapmadım da demedi. Öyle. Sen şimdi bir önceki konuya gel. Ne demiş? Çok güzel görünüyorsun mu demiş? Ya işte konu ilerledi. Şeye geldi sonra. Yarın akşam ne yapıyorsun filan dedi. Bu akşam yani. Evet. Ne cevap verdin? Verdin herhalde bir cevap. Vallahi bir şey diyemedim. Baktım öyle yukarılara, bir yerlere birazcık. Nasıl ya? Pardon da niye? Teşekkür ettin mi? Ya işte konuyu açık açık konuşamadığımız için de teşekkür de edememiş oldum. Of Dicle. Edeceksin ama değil mi? Edeceğim, tamam. Birazdan mesaj atacağım zaten. Mesajla mı teşekkür edeceksin Dicle? Ne yapayım, çiçek mi göndereyim Allah Allah? Bulursun sen güzel bir yolunu. Teklifi düşünebilirsin mesela. Evet diyebilirsin. Gidip biraz güzel vakit geçirebilirsin. Bunlar gayet olabilecek şeyler. Tamam.
Tamam, bakma öyle. Düşüneceğim. Oldu mu? Düşüneceğim. Düşüneceğim dedin, ona göre. Tamam, bakarız. Ne oldu? Kitap mı alsam acaba? Yemek kitabı falan, teşekkür etmek için. Vallahi beşamelin incelikleriyle ilgili bir şey bulabilirsen neden ol? Ya öf Meral, dur. Yemek yapmayı sevdiğini biliyorum ben. Başka da hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Böyle güzel bir kitap, bir şey bulursan belki beğenir. Sever. Ha? Aferin. Akıllanacaksın sen. Geçerim. Ya öf. Merhabalar. Bunu sever mi sence? Bakayım. Öyle. Emir mesaj atmış. Ne yazmış, göster. Dur, acıyorum. Soruma cevap vermedin. Akşam ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum, müsaitim ya. Hayır, olmaz. Ya Dicle yazsana. Hem hediyesini götürürsün. Kuryeyle mi vereceksin? Ne yapacağız peki Meral? Buluşunca ha? Ne olacak? İlla bir şey olmak zorunda mı? Değil. Eğlen ya. Belki beraber çok güzel vakit geçireceksiniz. Nereden biliyorsun? Yaz. Bir şey yapmıyorum. Araşalım. Buluşalım yaz. Ha. Ben yazacağım, bak çabuk yaz. Tamam, yazıyorum, dur. Ne dedi? Araşalım. Evet, yazdım. Gönderdim. Tamam, hadi alalım. Merhaba.